Türk sivil havacılık sektörünün altyapısını oluşturan tesis ve donanımıyla 1933 yılından bu yana değişik isim ve statülerle hizmetlerini yürütmekte olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 1984 yılından itibaren faaliyetlerini kamu iktisadi teşebbüsü olarak sürdürüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, kurulduğu günden bu yana, yani 80 yıldır sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havalimanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyri sefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetlerle ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılması gibi önemli hizmetleri dünyaya örnek teşkil edecek bir başarıyla yürütüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, International Civil Aviation Organization'ın üyesi bulunmakta. Ayrıca hava seyri seferinin emniyeti için Avrupa Teşkilatı Eurocontrol, Airports Council International başta olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşların da üyesi bulunmaktadır. Sayın Başbakanımızın hava yolunu halkın yolu haline getirmek direktiflerini hayata geçirmek için durmadan çalıştık. Sayın Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım'ın büyük desteği ve önderliğinde bu alandaki çalışmalarımıza özveri ve gururla devam ediyoruz. Türk havacılığına çağ atlatan büyük dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıların en belirleyici unsurlarından biri de yönetimsel başarıdır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin havalimanlarını merkezi politika ve uygulamalarla yönlendirmesi bu başarının temelini oluşturmaktadır. Gelin son 10 yıllık başarıları rakamlara söyletelim. İç hat yolcu trafiği toplamda 7,1 kat artış gösterdi. Türkiye genelinde iç hat yolcu trafiğinin toplam trafik içindeki payı 2003'teki %26,6 düzeyinden 2012 yılında %49,4 düzeyine çıktı. 55 milyon 100 bin olan terminallerin yolcu kapasitesi 185 milyon 720 bine yükseldi. Yolcu trafiğinde ortalama %16, toplam uçak trafiğinde yıllık %11,2 artış oldu. 21'i öz kaynaklarımızla toplam 30 havalimanı terminali yapıldı veya yenilendi. İstanbul Atatürk Havalimanı, yıllık 25 milyon ve üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları arasındaki sıralamada Avrupa'da ve dünyada birinci oldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yıllık 5-10 milyon arasında yolcuya hizmet veren Avrupa havalimanları arasındaki sıralamada üçüncü oldu. Ankara Esenboğa Havalimanı, yıllık 5-10 milyon arası yolcuya hizmet veren Avrupa havalimanları arasında dördüncü oldu. Antalya Havalimanı 2011 yılında Avrupa'nın en iyi ve engelsiz havalimanı ödülünü de aldı. Türkiye yeni rotalar sıralamasında dünyada 9. sırada. Bu başarılarını sayısız ödülle taçlandıran Devlet Hava Meydanları İşletmesi için kuşkusuz en büyük ödül halkımızın memnuniyetidir. Mimaride estetik, kullanım kolaylığı ve çevreci anlayış ön planda tutuldu. Bu sayede ülkemize gelen yabancı konuklarımızın karşılandıkları, uğurlandıkları yer olan terminal binalarımız, misafirperverliğiyle bilinen ülkemizin şanına layık bir standarda kavuştu. 2003 yılında 215 adet hava seyri sefer yardımcı cihazı hizmet verirken, bu rakam 2012 yılı sonunda 319'a ulaştı. Öz kaynaklarla gerçekleştirilen yatırımlarda ileri teknoloji kullanılmaya özen gösterildi. Teknolojik yenilenmede büyük başarılar sağlandı. Son 10 yılda Türkiye hava sahasında uçuş yolu 2003 yılında 44.569 kilometre iken bu rakam 2012 yılında 63.136 kilometre uzunluğa yükseldi. Hava trafik kontrolünü tek merkezden sağlamak amacıyla oluşturulan SMART projesi tamamlanma aşamasına gelmiştir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin bugün geldiği hizmet ve başarı düzeyini taçlandıran mega yatırımsa şu an itibariyle dünyanın en büyük projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı projesi.
2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına erişmiş olacağız. Bu anlamlı yılda hedefimiz 350 milyon yolcu ve 400 milyon terminal kapasitesine ulaşmak, dünyamızın merkezinde bulunan İstanbul şehrini yeni havalimanıyla çok etkin bir konuma getirmek. Yakın gelecekte ticari uçuş düzenlenen 49 havalimanının sayısı 55'e ulaşacak. Yurt içi hatlarda çapraz uçuşlarla ulaşım ve erişim daha da kolaylaşacak. 90 yıllık bir cumhuriyete 80 yaşındaki bir kurumun sunduğu 90 milyarlık bir başarıyla, geçmişinden aldığı güçle, geleceğe olan inanç ve güvenle bu hizmet yolculuğu sürüp gidecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ailesi olarak Türk havacılığına çağ atlatan büyük dönüşümün bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. 80 yılda alın teri ve emekleriyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ni adım adım zirveye taşıyan bütün mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Başarılarla dolu daha nice yıllara. 80 yılda birçok başarıya imza attık. Gelecekte de başarıdan başarıya uçmayı hedefliyoruz. Hedef 2023. Durmak yok, uçmaya devam.